Haydi müsün. Günün en komik şeyini rastladım. Şaka gibi. Savaş Çevreci Kaan Kazkan tartışmasında hukuki yorum kavga çıkarsa ne? Allah. Bir bu eksikti. Koşu, ağırlık sporları, işte sürekli dövüş sporları da yapıyoruz. Şaka gibi valla. Ne diyeceğimi şaşırdım şu an ben. Önce bir selamun aleyküm. Ben şoktayım şu an. Herkes kendine bir şey çıkartmış. Avukatı bile ne hukuki yorum yapıyor. Herkes bir yorum yapıyor. Ben önce izledim. Artık bu videoyu görünce dedim tamam Serda sen de kendi üzerine düşeni yap. Sen de payını al. Şaka gibi. Herhalde anladığım kadarıyla. Bu Savas Çebeci, Kaan Kazgan yazdığınız zaman şu an YouTube algoritması mı diyorlar neyse artık o. Onu ön plana aldığı için herkes çıkıyor. Çünkü hiç tanımadığım adamlar çıkıyor şu anda. Mesela Sezgen, hukuk o adam mesela hiç tanımıyorum ben. Gerçi bu arkadaş şey diyor. Çok soru sorulduğu için çekmiş bu videoyu. Olabilir. Yani ben burada direkt onunla bir alakası yok bu yapacağım videonun. Ama onun gibi çok kişi var. Hadi bu bir hukukçu. Spor da yapıyormuş anladığım kadarıyla. Hadi neyse diyelim ki bu yaptı bu videoyu. Bunun gibi cidden 15-20 tane daha video gördüm de çoğusu da böyle saçma sapan. Ve birbiri Kadir Hoca mıydı? Kalkmış herkese uğruyor, sorular soruyor bu konu hakkında. O da kışkırtıyor ortalığı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum valla. Savas Çevreci 120 kilo falan. Hangas Kazgan 65 kiloda dövüşüyormuş. 70 kilo falan. Tamam adam MMA dövüşçüsü. Öbürü de sporcu, vücutçu. Bir laf etmiş. Birilerinin kışkırtması sonrasında olay büyüdükçe büyüyor. Artık şaka gibi bir hal aldı. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum valla. Tabii ki normal şartlarda bir MMA dövüşçüsü kazandı. Tabii ki bir sporcuya karşı. Bir vücutçunun çok bir şansı olması biraz zor, mümkün değil. Ama bununla karşı karşıya gelebilir de bir anda bir terslik olur da, dikkatsizlik olur da Savaş Çebeci iyi bir yumruk geçirirse maçı yenebilir de yani. Neyse buraya ben hiç girmiyorum ama normal şartlarda tabii ki Kaan Kazgan'ın kazanması gerekir. Rahatlıkla yani. Nasıl dövüşünü de biliyoruz. Çok da sevdiğim birisi. Ama Savaş Çebeci de sevdiğim birisi. O yüzden ben o anlamda kavgaya dahil olmuyorum. Sadece düşüncemi söylemek istedim. Biz de üzerimize düşen pay alalım diye. Bir saniye diyorsun. Ne? 70 kilo birisi, 120 kilo birisinden kavga etse kim kazanır? Ha bak yanlış düşünce. Ama 70 kiloluk kişi dövüşçü, 120 kiloluk kişi sadece ağır basan bir insan. O zaman kim kazanır? Kilo önemli değil o zaman değil mi? O zaman kim daha hızlıysa, kim dövüşçüse o kazanır. Çünkü kondisyon da önemli burada. Ama ağır olan güzel bir tane yumruk vurabilirse belki kazanabilir de değil mi? Dünyada her şey olabilir sonuçta. Daha önemli şey anlamıyorum. Ha tamam sen dersine devam et lan. Seni karıştırmayalım bu işe. Ama sen 30 kilonla beni yenemezsin. Ha yenebilirsin. Bak demek o zaman hafif de yenebilirmiş. Neyse profesyonel dövüşçüler de cevap verdi zaten. Allah. Türkiye'de ben şuraya aslında değinmek istedim daha çok. Almanya'da mesela nasıl ben Almanya'da yaşıyorum. Gurbetçi olarak. Almanya'da bu iş böyle. YouTuberler, Instagramcılar, ne bileyim ünlüler herkes bir organizasyon çıkar, bunları top alır, orada bir maça çıkartıp dövüştürür. Biz de artık haftalardır mı ne kadardırsa sürüyor, bu iş sürüyor, en az 10-15 gündür sürüyor. Sadece atışmalar, sadece şey yapmalar, hatta birinin videosunu izledim, o da şey dedi, bunlar şey çaptırmaca dedi, ne dedi? Yani neyse, kısın kısası şey dedi, çok da bence haklı aslında. Birbirine çarpıp YouTube algoritmasında kendilerine yer alıyorlar ve daha da büyüyorlar. Daha da tanınıyorlar. Yıldız çarpışması gibi bir şey işte artık neyse. Tanınmış kişiler kavga ediyor. Reklam oluyor. Acaba öyle bir şey mi? Onu da bilmiyoruz. O da olabilir. Olmayabilir de bilmiyorum. Çünkü bunun ne hikmeti çok böyle tartışmalar oluyor. Ama en azından Avrupa'da olsa, Almanya'da olsa bir organizasyon çıkar. Ve bunları maça çıkartır. Bizde öyle bir şey olmuyor. Ha lan bu sadece boş boş konuşuluyor. Ne hikmetse. Dediğim gibi ben ikisini de severim. Takip ederim. İkisine de aboneyim. Ama Türkiye'de bu işler böyle yürüyor ne yazık ki. İnşallah önümüzdeki dönemde böyle devam etmez. Bu konu kapanıp gider. Çünkü ben kavga etmeni de istemem açık konuşayım. Gerek yok.
Ama ikisi için de yeterince reklam oldu aslında. Onun için bence kapatsınlar konuyu artık. Konu kapatsın gitsin. Herkes aklı selim, herkes dediğimi bilir zaten. Tabii ki bir MMA dövüşçüsünün kazanacağı belli. Ama her şey de olabilir tabii. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. O yüzden konuyu kapatmak lazım. Hatta birleşsin, buluşsun, konuşsun bence, barışsınlar, konu kapansın. Ama gerçekten sadece iş reklam yapmaksa o zaman devam edin. Ama Avrupa gözünde Türkiye böyle şeylerle küçülüyor, onu da söyleyeyim. Ve en azından reklam bile olsa bu iş, ya da gerçek de olsa fark etmez. Bir organizasyon buna sahiplensin. Maç yapın o zaman. Çıkın maça. Gerçek kurallarla dövüşün. Yine reklam olur. Ya gerçekse de zaten kimin kazanacağını orada Türkiye, tüm dünya görür. Güzel olur. Avrupa'da, aynı Almanya'da bu işler şu an çok doğal. YouTuber'lar, Instagram'cılar, herkes birbirinden dövüşüyor. Maçlara çıkıyor. Çoğusu onların da şov. Tartışmaları, kavgaları. Sonra ringe çıktıklarında görüyorsunuz. Maçtan sonra hepsi birbirine aslında düşmanlıkları da yok yani. Şov yapıyorlar. Çoğusu da aslında şey, yani o anlamda dövüş çocukla bir alakası olmayanlar da var. Amatörce o işi yapanlar da var. İşlerinde bazı profesyonel olanlar da var. Güzel oluyor aslında. Entertainment diyorlar. İşte seyirci için iyi oluyor. Ama bence artık bu dövüş şeyini bu tür şeylerden daha fazla abartarak böyle devam ederse dövüş şeyini biraz aşağı çekiyorlar bundan. Bunun yerine çok profesyonel organizasyonlar olsa bence daha iyi olur. Her önüne gelen, gelin artık sahneye kavga edelim diyorsa bilmiyorum, biraz saçma geliyor bana. Hatta şimdi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de de bu yapıldı bir ara. Hatta Doğuş Boğuş birine karşı dövüştü. Şimdi aklıma geldi. Doğru bak, Türkiye'de de oldu böyle şeyler. Ya tamam olabilir ama bana bazı artık o da biraz şey geliyor artık. İş sınırı aşarsa saçmalanıyor. Artık ne hangisi profesyonel, hangisi amatör, şaşırıyor insan. Ama bu dövüş herkes görmek ister. O yüzden bunu yapacaksa biri yapsın görelim. Ya da konuyu kapatalım artık. İkide bir karşımıza çıkmasın. Çünkü boş bir sohbet. Çünkü dediğin gibi yani tabii ki bir MMA dövüşçüsü kazanır. Ama her şey de olabilir tabii ki. Belli de olmaz yani. Ters bir yumruk gelir. Yani belki de Savaş Çepeci'ye güvendiği bir şey vardır yani. Belki de çok dövüşmüştür hayatında. Yumruklar da aynı kılır. Bir tane de ters yumruk geçirebilir ama bilemeyeceğim artık onu. Şeyini vermek bize düşmez. Buradan Kaan'a da, Savaş Çepeci'ye de selam olsun. Görüşmek üzere.